Borsan Grup tarafından 110 milyon liralık harcamayla gerçekleştirilen Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikasının açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la Ekonomi Bakanı Mustafa İlitaş tarafından gerçekleştirildi. 21 bin metrekare alan üzerinde toplam 40 bin 500 metrekare 3 katlı kapalı, 7 bin 500 metrekare açık alan, aylık 2000 ton alüminyum ergitme kapasitesine sahip arsa, bina, makine ve işletme yatırım toplam tutarı 110 milyon TL olan sektörünün ikinci büyük fabrikasının açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun ve bölge milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, iş adamları, spor ve sanat camiasından ünlü simalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dünyanın 65 ülkesinden ve Türkiye'nin dört bir tarafından borsan bayi ve müşterileri katıldı. Açılış öncesi konuşan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Grup geride bıraktığı 32 yılda bünyesinde 15 şirketle faaliyet göstermekte ve bu şirketlerin 5 tanesi Türkiye dışında bünyesinde 2200 kişiyi direkt istihdam etmektedir dedi. Yeni yatırımımız toplam 21 bin metrekare arsa üzerinde, 40 bin 500 metrekare kapalı alan, toplam 3 katta 40 bin 500 metrekare kapalı alanda, 7500 metrekare açık alanda, yıllık toplam 25 bin ton alüminyum ergitme kapasitesine sahip ve 10 bin ton yıl PVC ham madde işleme kapasitesine sahip ve şu anda 220 kişiyi direkt istihdam eden bir yatırım. Arsa, altyapı, bina, makina ve işletme maliyeti olarak toplam 110 milyon TL'ye mal oldu. Bana soru şu: bu kadar farklı işleri bu kadar farklı bölgelerde nasıl yapıyorsun? Öyle gördüğümüz kadarıyla çok büyük CEO'larla da çalışmıyorsun. Gidişata bakılırsa öyle Allah'a emanet de gitmiyor işler, soruyor birçok arkadaşım bana. Şimdi ben tabii bunun cevabını, aslında sırrımı da paylaşırken onun içerisinde, benim her üzüldüğüm zaman üzülen, sevindiğim zaman sevilen, benim manevi tarafım hep tamamlayan, dualarıyla beni kazalardan belalardan koruduğuna çok inandığım Hacı Ahmet'i ben buraya davet etmek istiyorum. Yine 96 yılında inşaat şirketine girmeye karar verdiğimde birlikte hareket ettiğim ve devamında sağlıkta, medyada ve Kırgızistan'daki yatırımlarımızda birlikte hareket ettiğim çocukluk arkadaşım Ahmet Şen Hoca'yı buraya davet ediyorum. Televizyonuyla, radyosuyla, gazetesiyle, dergisiyle ve ajansıyla önemli bir bölge medya kuruluşu olan Haber Medya'da benimle birlikte hareket eden değerli arkadaşım Necdet Uzun'u da buraya davet ediyorum. Adımı 30 yaşında 3 kıtada duyulur. Üretmek zorunda olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'sa, ateş çemberinin içerisindeyiz, onun için üretmek zorundayız dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum, 17 senedir Adnan Ölmez Bey'i tanıyorum. Ondan öncesi var, kendisinin verdiği mücadele var. Yani Ölmez ailesinin birlikte dayanışarak verdiği mücadele var. Türk insanının yeteneği ve Türk insanının isterse neleri başarabileceğini gösteren, bundan daha güzel bir gösterge olamaz diye düşünüyorum. Bazen oturup da bardağın boş tarafını konuşurken ve karamsarlık çizgileri çizip dizimizi döverken, işte biraz önceki o manzarada gördüğümüz dinamizmi hatırlamamız gerekir diye düşünüyorum. Allah bu ülkeyi muvaffak edecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü bu potansiyeli var bu ülkenin. Değerli hemşerilerim, biz üretmek zorundayız. Üretmek zorunda olduğumuz için işte bu dinamizm ve bu sonuçta bu katma değer ve bu üretim ortaya çıkıyor. Samsun Valisi İbrahim Şahin de Borsan Grubu'nun en kısa zamanda fiber optik tesisini de kuracağına inandığını söyledi. Tabii bu tesis 65 ülkeye ihracat yapıyor. Bunun bağlantılarını yaparken de biraz önce Sayın Ölmez tek tek sıralarken onları gördük. Çok kolay değil tabii ki. Oralarda ofisler oluşturmak, bayilikler oluşturmak, belki distribütörler bulmak, bunlar ciddi anlamda efor gerektiriyor.
Ama diğer taraftan fabrikayı gezdiğinizde gerçekten insan hem gıpta ediyor hem bir ülke vatandaşı olarak, Türk vatandaşı olarak bu tarz tesislerin ülkemizde ama somut olarak özelde Samsun'da olması da ayrı bir heyecan veriyor. Samsun'a çeşitli alanlardan önemli yatırımların gerçekleştirildiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da şöyle konuştu. Bugün burada gerçekten Samsun'umuz için, Türkiye'miz için çok önemli bir tesisin, çok önemli bir yatırımın, çok önemli bir istihdam alanının açılışında bir aradayız. Bu tesisin açılışıyla ilgili davetlerini bize yaptıklarında Adnan Beyler hakikaten tarihlerini, verdikleri tarihin sözünü tuttuklarını da üstüne basa basa dile getirdiler. Biraz evvel kendisi de zaman noktasındaki yapılan çalışmayı dile getirdi. Ben tekrar buradan kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok kısa bir süre içerisinde Samsun'umuza, ülkemize, bölgemize çok farklı anlamda güç katacak bir tesisi kazandırmış olmanın gururu, mutluluğu ve aynı zamanda bunun manevi hazzı içerisinde olmalarını diliyorum, istiyorum, niyaz ediyorum. Ve inşallah burada çalışacak, ekmek parası kazanacak, ailesini geçindirecek olan tüm emekçi kardeşlerimize de hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Biz bugün burada gerçekten milletimize, Samsun'umuza katkıda bulunan çok değerli bir girişimci grubun ve onun rüyasının gerçekleşmesi için atılmış olan adımların hayata geçmiş olan işte bu binasında bu atılımları yapıyoruz. Ekonomi Bakanı Mustafa Elisaç da başkalarına fabrika ve makine sesinin gürültü gibi geldiğini ama kendisine bir şiir gibi, şarkı gibi geldiğini ifade etti. Büyük bir gurur, büyük bir mutluluk ve büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben de yıllar yılı üniversite bittikten sonra sanayicilikle iş hayatına atlayan, o günden bu tarafa bütün işimiz imalat, istihdam ve sanayi olan birisi, bir kardeşiniz olarak bu tesisin macerasını, hikayesini izlerken inanın büyük bir heyecan duydum. Bugün bu tesisin diğer fabrikasında değerli Adnan Bey işçilerle beraber bizi yemeğe davet ettiğinde orada şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki bazılarına fabrika sesi gürültü gibi gelir ama bana makine sesi bir şiir gibi, bir şarkı gibi geliyor dedim. Bugün böylesine güzel bir tesiste hakikaten 40.500 metrelik bir kapalı alanda bu tesisi inşa edip ülke ekonomisine katkı sağlayan hepsi onura layık insanlardır. Hepsi takdire layık insanlardır. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı. Allah, bismillah. Öte yandan Borsan Grubu'na bağlı Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikasının açılışı öncesi Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve beraberindekiler Borsan fabrikasının yemekhanesinde işçilerle birlikte yemek yedi. Memleket adına gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz. Çünkü dünyada bizim malımızı almak için bekleyen çok insan var, çok ülke var. O ülke insanlarına yatırım yapabilmemiz lazım, mallarımızı sevk edebilmemiz lazım. Bugün Türkiye ekonomisinde yeni teşvik paketiyle ilgili ve ihracatı önümüzdeki günlerde 2023 hedeflerine ulaştırmakla ilgili ne yapabiliriz'in toplantısını Samsun'da Türkiye'deki ilk adımı burada atıyoruz, burada gerçekleştireceğiz.